Evet, merhabalar. Fintech İstanbul, İstanbul stüdyolarından tüm takipçilerimize, Fintech İstanbul dostlarına merhaba. İyi bir öğleden sonralar diliyoruz. Bugün sizlerle beraber Fintech İstanbul webinar etkinliklerinden yepyeni bir konuyu açacağız. Yeni bir dosyayla beraber olacağız. Bugünkü dosya konumuz küresel ödemelerde son trendler ve ISO 20.022 geçişi üzerine olacak. Bugün gördüğünüz gibi sağımda ve solumda iki genç ve yetenekli konuğum var. Sevgili Gökçe Gence ve Tuncay Çoruh bugünle bizlerle. Merhabalar. Nexus ekibinin genç katılımcılarıyla beraber sizlere küresel ödemelerde son trendleri anlatıyor olacağız. Tuncay hoş geldiniz, Gökçe hoş geldiniz. Hoş bulduk Soner Bey. Merhaba Soner Evet Bey. efendim, hoş bulduk, hoş geldiniz. Bugünkü etkinliğimizi hem dijital ortamı en verimli şekilde kullanmak hem de bizi izleyenleri, takip edenleri dikkatlerini iyi tutabilmeleri için çok etkileşimli ve özenli bir şekilde hazırladık. Dolayısıyla umarım hazırlıklarımızdan sizler de çok memnun kalacaksınız. Sohbetimizi, konuşmalarımızı görsellerle destekleyerek sizlere konuyu mümkün olduğu kadar net, basit ve keyifli bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Ben öncelikle minik bir açılış yapayım, sonra tek tek başlayalım konuşmaya. Konuklarımla beraber bugün sizlerle buluşturduğumuz Finexus firması 2002 yılında İstanbul'da kurulmuş bir firma. 29 ülkede ürünleri, çözümleri kullanılan, yurt dışında ofisleriyle Türkiye'nin yüzü akı olmuş önemli bir oyuncu, fintech oyuncusu. Ben şimdilik bu kadar kısa bilgiyi vereyim ama daha detaylarını, Finexus'u daha iyi tanımamız için sözü sevgili Gökçe'ye bırakayım. Merhabalar Soner Bey tekrar. Ben Gökçe Gence. Finexus'ta çözüm ve projeler biriminden sorumluyum. Bizler uzun yıllardır ekip arkadaşlarımızla birlikte küresel ödemeler, finansal mesajlaşma ve kara paranın engellenmesi süreçlerinde finansal kurumlara destek sağlıyoruz bildiğiniz gibi. Bugün de küresel ödemeler tarafındaki gelişmelerle ilgili Fintech İstanbul izleyicilerini bilgilendireceğimiz için Tuncay ile birlikte çok memnunuz. Zaten Fintech İstanbul izleyicilerinden bir kısmı Finexus'u kesin biliyordur ama tanımayanlar için çok çok kısa ben de Finexus'tan bahsetmek isterim biraz. Finexus Bu esnada ekrana görselimiz de geldi. Buyurun lütfen. değil mi? Süper. Ben görememiştim, şimdi görüyorum. Evet, sizin de dediğiniz gibi Finexus 2002'den bu yana finansal kurumlara küresel ödeme sistemleri, finansal mesajlaşma ve kara para aklama yönleme konularında uçtan uca çözümler sağlıyor. Bizler başlangıçta Swift Bankacılık Network üzerinden küresel ödemeler ve ticarete destek olan uygulamalar geliştirmeye başladık. Sonrasında Swift ile çalışmaya başlayarak Swift altyapıları ve finansal mesajlaşma ve hatta bu çevredeki diğer ihtiyaçlar alanında büyük bir know-how kazandık. Bu yolda ilerlerken tabii finansal mesajlaşma denince en önemli parametrelerden biri olan kara paranın engellenmesi konusunda da büyük bir tecrübe kazandık. Ve hem mevcut çözümlerimize bu yönde katma değer kattık, hem de kara para aklamanın önlenmesi konusunda yeni ürün ve servisler geliştirdik diyebilirim. Tabii geçen bu 20 senede, 20 sene çok uzun bir zaman, Finexus olarak çok sayıda çözüm, ürün ve projeye imza attık. Ve şimdi geldiğimiz son noktada sizin de biraz önce dediğiniz gibi 29 ülkeye yazılım ihraç eden küresel ödemeler, finansal mesajlaşma ve kara para engellemeye yönelik geniş bir ürün ve servis yelpazesi olan ve bu ürün ve servisleri kendi bulut sistemleri üzerinden de altyapı ihtiyacı olan finansal kurumlara sağlayabilen bir şirketiz. Türkiye'de finansal kurumlara, bankalara, fintechlere ve hatta insurtechlere çözümlerle %95'lik bir payla pazar lideriyiz. Katar, Dubai ve İstanbul'daki ofislerimize ek olarak, son olarak da şunu söyleyeyim, yeni yatırımlarımızla birlikte operasyonlarımızı Avrupa bölgesinde de son zamanlarda yoğunlaştırmış durumdayız diyerek böyle kısa bir giriş yapmış olayım Finexus için. Ağzına sağlık sevgili Gökçe. Teşekkürler. Finexus'un genç
ama o kadar tecrübeli bir fintech olduğunu anlıyoruz buradan. Aynen. Ve gerçekten Türkiye'nin göğsünü kabartacak bir uluslararası yaygınlığa eriştiğini, daha da fazlası için de çokça çalıştığını anlıyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Finexus'u tanıtırken en çok kullandığın tanım küresel ödeme sistemleri oldu. Şimdi istersen bize biraz küresel ödeme sistemleri nelerdir onu anlatır mısın? Ve ben küresel ödeme sistemleri deyince aklıma hep tek bir şey geliyor, tek bir marka, Swift. Belki çok dominant, çok yoğun olarak geliyor ama Swift. Swift dışında alternatifler neler var? Onları da senden dinleyelim. Tabii Soner Bey, küresel ödeme dediğimizde, küresel ödeme sistemleri dediğimizde dünya çapında en yaygın kullanılan birkaç mesajlaşma platformundan bahsedeyim ben. Bu ödeme sistemlerini aslında B2B ve B2C, yani bireysel ödemeler olarak, kurumsal ve bireysel ödemeler olarak da ayırabiliriz. B2B tarafında tabii ki halen Swift küresel olarak en çok kullanılan mesajlaşma platformu diyebiliriz. Swift 1960'lı yılların sonlarında Paris ve Lüksemburg'da 6 büyük bankanın döviz transferi için kendi aralarında kurdukları bir proje olarak ortaya çıkmış. Ve günümüzde halen küresel ödeme sistemlerinin en başında geliyor. Bu network'i kullanan kurumlar arasında bankalar tabii başta olmak üzere yatırım ve broker şirketleri, hedge fonlar, menkul kıymet işlemcileri, döviz büroları ve hatta kurumsal şirketler gibi finans ekosisteminde yer alan küresel oyuncular kullanmaktadır diyebiliriz. Swift'le birlikte, tabii ki Swift kadar değil ama bir payı olan farklı bir mesajlaşma platformu da Chips. Chips'ten bahsedebiliriz. Chips genelde sadece Amerika içinde, bankalar içinde en yaygın kullanılan bir fon transfer sistemi. Chips Türkçesi şu: takas odası bankalar arası ödeme sistemi. Amerika'daki en yaygın büyük ve aktif bankaların ödeme emirlerini ileten bir fon transferi olarak görüyoruz. Ve basit anlamda alıcı ve satıcı arasında para transferini sağlayan bir kurum diyebiliriz. Ve tabii ki yine B2B alanında daha çok Avrupa'da Tarbut'u ödeme platformundan bahsedebiliriz. Tarbut'u her ne kadar Avrupa Merkez Bankası tarafından yönetilip Avrupa ülkeleri merkez bankaları arasındaki para trafiğini sağlayan bir sistem de olsa, Avrupa içinde bankalar tarafından en çok kullanılan ödeme platformu diyebiliriz. Ve B2B'de tabii ki son olarak son dönemlerin yıldızı Ripple'ı sayabiliriz. Küresel ödemelerde fintechler tarafından daha çok kullanılıyor Ripple. Her ne kadar mesaj trafiği henüz Swift veya farklı bir platform kadar olmasa da yine de fintechler tarafından tercih edilen, artı RTGS tabanlı özellikle, küresel ödeme ve mesajlaşma platformlarından biri olarak artık sayıyoruz Ripple'ı da. B2B alanında, yani küresel ödemeler, kurumsal ödemeler tarafında böyle bir tablo var. Bireysel tarafa geçince, yani B2C alanına, burada irili ufaklı çok kurum var sizlerin de bildiği gibi. Bunların en başında gelen Western Union, MoneyGram, Zoom, PayPal, hatta TransferWise gibi ödeme sistemlerini sayabiliriz. Şimdi aslında... Çok güzel. Çok pardon. Benim için açıkçası küresel ödeme sistemleri deyince, dediğim gibi, hep aklıma tek bir marka gelirdi. Sen bize olayı hem B2B hem B2C ayrımında hem de tüm markaların detayında çok güzel özetlemiş oldun. Şimdi bütün bunları senden dinlerken aklıma hemen başka bir soru geliyor. Bu finans sektörünün en lokomotif işini konuşuyoruz. Yani uluslararası ödemeler çok büyük tutarlarda olmalı diye tahmin ediyorum. Ben son 30 yılımı tamamen bireysel ödemelere ve kartlı ödemelere vermiş birisi olarak hayal edemiyorum oradaki pazarın büyüklüğünü. Biraz da bize küresel ödemelerde pazar büyüklüğünü aktarır mısın? Tabii Soner Bey, çok haklısınız bu arada. Gerçekten küresel ödemeler tüm ödemeler içinde çok büyük bir pay elde ediyor, pay buluyor. Şöyle diyebilirim ki, uluslararası ödemeler zaten hiç şüphesiz yerel ve küresel ekonominin büyümesi ve sürdürülebilirliğinde çok çok önemli bir unsur.
Özellikle son zamanlarda artan e-ticaret hacmi ve pandemiyle birlikte gelen dijitalleşmeyi göz önüne alırsak, bu alandaki müşteri ihtiyaçları gitgide her gün daha çok artıyor ve artacak gibi de gözüküyor. Şimdi bilmiyorum, evet zaten gelmiş ekranda da ilk grafiğe bakarsak, 2019 yılında McKinsey raporunda şöyle bir tahmin var. 2023 yılında ödemeler alanındaki toplam gelirin neredeyse %40'ının uluslararası ödemelerden gelecek olması. Yani bu oldukça büyük bir rakam 2023 içinde olacak ki yani buna daha dijitalleşme ve pandeminin etkisi henüz daha eklenmemişti muhtemelen 2019'da bu tahmin yapılırken. Ve biraz grafiği inceleyince de bu pazarın her sene ortalama %7 büyüme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu yönden bakıldığında aslında gelişime açık ve gelecekte birçok gelişime gebe bir alan uluslararası ödemeler. Çünkü artan cross-border payment pazarının taleplerini karşılamak için hem eski oyuncular hem de yeni oyuncular küresel ödemelerin daha fazla ve daha hızlı gelişmesi için kesinlikle piyasaya yepyeni ürünler ve servisler sunacaklar. Ki aslında sunmaya da başladılar, biz de biliyoruz. Bunlara örnek olarak Swift GPA'yı verebiliriz. Bununla birlikte yine Ripple tarafında Xcurrent servisini verebiliriz. Bu servis ve ürünler kesinlikle fazlaşacaktır ve pazar payı da artacaktır küresel ödemeler için. Ancak maalesef dünya çapında devam eden belirsizlik, artan uluslararası engeller, siber güvenlik riskleri, yaptırımlar uluslararası ödemeler ekosistemini zaten bahsettiğimiz konularda çok zorken daha da zor bir hale getiriyor. Bu sebeple finansal mesajlaşma sistemlerinin ortak standartlarda hem güvenli, hem maliyeti düşük, hem transparan, hem uyumlu, hem içerik açısından zengin, hem de hızlı, yani gerçek zamanlı olması günümüz şartlarında büyük bir gereksinim halini almaya başladı. Ağzına sağlık. İnsan çözüm lideri olunca konuları ne kadar güzel anlatıyor değil mi böyle? Teşekkür ederim. Gerçekten seni dinlerken ben de bilmediğim birçok detayı, birçok rakamı öğrenmiş oldum. Biraz da bu tarafıma döneyim. Sevgili Tuncay'la sohbet edelim. Tuncay'cığım, senden de sesini duyalım ve biraz da finansal mesajlaşmanın derinliklerine inelim. Finansal mesajlaşmalar bu küresel ödemeler içerisindeki önemi nedir? Ve bu mesajların her bir işleminin, transaction diye tabir ettiğimiz her bir işlemin mesaj tutarları ve değerleri ile ilgili bize biraz verilerden bahseder misin? Tabii ki Soner Bey. İsterseniz öncelikle ikinci sorudan başlayayım ben. Grafikte tekrar görebilirsek esasında sağ taraftaki grafikte payda çok güzel bir şekilde Swift'in pazarı nasıl domine ettiği de görülüyor. Sadece Swift'ten günde yaklaşık 38 milyon civarı işlem geçiyor. Hani karşılaştırma için fintech pazarının belki de yıldızı olabilecek, hani bu pazarda yıldızı olabilecek Ripple'la örnek gösterirsek, orada senede yapılan işlem sayısı 3 milyon civarında. Grafikte yine Chips'in de pazarda büyük bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Ancak Gökçe'nin de belirttiği gibi Chips'in daha çok ödemelerdeki kısmı Amerika içerisinde gerçekleşiyor. Aslında bu genel payda Swift'in global pazardaki oranı çok daha büyük olduğunu gösteriyor. Tam anlamıyla sizin de söylediğiniz gibi Swift pazarı şu an domine ediyor diyebiliriz. Uluslararası ödemelerde finansal mesajlaşmanın önemine gelecek olursak, artık global bir dünyada yaşıyoruz. Eskiden hani aylık alışverişlere, kasabalara inilirdi. Ama bugün internet üzerinden bir tıkla yurt dışından alışveriş yapıyorsunuz ve bir haftada kapınıza geliyor. Ayrıyeten hani şirketlere bakarsak, şirketlerin yaptıkları işlemler hem daha büyük hem de çok daha önemli. Böyle bir ortamda da küresel finansal mesajlaşma olmazsa olmazımız diyebiliriz. Bunun için de finansal kuruluşlar bu işlemi yapabilmek için birbirleriyle işbirliği yapmak durumundalar ve bir iletişim altyapısı kullanmak zorundalar. Bu yüzden de bu uluslararası ödemeler hani global pazarda çok önemli.
Evet Tuncay, bu uluslararası ödemeler ve bu uluslararası ödemelerin taşıyıcı lokomotifi olan finansal mesajlaşmalarını senden dinledik. Ben yayın öncesi bir hınzırlık yaptım, biraz araştırma yaptım. Dedim ki acaba dünya üzerinde ilk finansal mesajlaşma ne zaman olmuştur diye şöyle bir arama motorlarına daldım. Bir de baktım ki 1851 yılında ilk defa telgraf üzerinden bir finansal mesaj gönderildiğini gördüm. 1851. Sanıyorum 170 sene sonra şimdi yepyeni bir finansal mesajlaşma teknolojisine, standardına yelken açtığımız günlerde bugün sizlerle bu yayını yapıyoruz. Sen bu tarihsel kronolojiyi bize bir aktarabilir misin? Gerçekten son yıllarda finansal mesajlaşma nasıl evrimler geçirmiş, ne kadar iyileşmiş, onu da senden dinlemek isterim. Tabii ki. Sizin bahsettiğiniz telgraf dışında daha sonradan esasında biraz daha bunun dijitale döndüğü, iletişime döndüğü aslında konu telexle başlıyor 1930'larda. Tabii çok otomasyon yapılabilecek bir sistem değil. Güvenlik konularında da kaygıları var. Ancak o zamanki teknolojide gayet normal bir belki de o zaman yaşasaydık bizim için çok şaşalı bir teknoloji diye bakabilirdik de. Tabii şimdinin teknolojisine göre bakarsak çok primitif bir yapı. Fakat görüyoruz ki 1930'dan 1984'e kadar çok uzun seneler boyunca kullanılmış. Hatta şunu da söyleyebilirim, ben işe başladığımda da, Finex'e başladığımda, bu sektöre adım attığımda Telex ile ilgili geliştirmeler de yaptık diye hatırlıyorum. Teknolojinin ve ihtiyaçların da artmasıyla beraber Swift ile kullanılmaya başlayan ISO 7775 standardı devreye girdi. Daha sonra 1995 yılında günümüzde de kullanılan ISO 15022 çoğumuz tarafından aslında Swift mesajı ya da MT olarak bilinen bir standart. Burada ISO 20022 geçişi ne kadar devrimsel bir adım olduğunu görebiliyoruz. Çünkü tarihsel sıralamaya baktığımızda siz ikini de sayarsak 1800'lerden itibaren toplam 5 tane büyük adım var. Bu sebepten dolayı da 27 yıl sonra, sene sonra yapılan bu değişiklikten bahsediyoruz. Bu kadar zaman içinde teknolojide çok ciddi değişiklikler gerçekleştiği için ve bu hızlı değişim içerisinde farklı uygulamalar, sistemler kullanıldı bankalarda, çok fazla sistem değiştirildi. Ancak hani büyük resme bakarsak toplam bir 27 senelik periyot var. Bankaların kullandığı çok fazla entegrasyon, uygulama, iletişim ve eğitimler var. Hani büyük resimde sanki hani panik havası oluşabiliyor. Ancak tabii ki panik yapmamamız gerekiyor. Bu geçişin büyüklüğünü sadece biliyor, farkında oluyor ve buna göre davranıyor olmamız gerekiyor. Evet, ne kadar büyük bir değişimin öncesinde olduğumuzu bu tablo, bu grafik gösteriyor aslında. Bugün bu sohbetimize eşlik eden sayfaların ben Fintech İstanbul takipçiler için fevkalade önemli, kıymetli kaynaklar olduğunu görüyorum. Gerçekten böyle bir veriyi hiçbir yerde daha önce görmemiştim. Ben sadece ilk telgraf mesajını buldum ama siz zaman aralıklarını, detaylarını çok da güzel özetlediniz. Şimdi biraz da bizi bekleyen yakın geleceğe gidelim. 2022 Kasım'ında başlayıp 3 sene sürecek 2025 Kasım'ına kadar tüm dünyadaki tüm finansal kurumları, küresel ödemeleri ve mesajlaşmaları etkileyecek ISO 20022 dönüşümüne gidelim. Bu dönüşümden bankalar ve finansal kurumlar nasıl etkilenecek? Ve bu 15.022 varken 20.022'ye geçmemizle ilgili en önemli gereksinimleri de dinleyelim. Tabii ki. Bu 27 sene içerisinde mesaj yapısı bankaların birçok ödeme ile ilgili sisteminde kullanılıyor. Buralarda mutlaka değişikliklerin olması gerekiyor. Bu kaçınılmaz. Burada bir mesajın bir alanından bahsetmiyoruz ya da sadece bir tane ödeme mesajından da bahsetmiyoruz. Buradaki değişiklik mesaj yapısı,
bir nevi ödeme ile ilgili bankaların iletişim için kullandıkları dili değiştirmesi gerekiyor diyebiliriz. Bu değişimle beraber hem operasyon hem teknik ekiplere mutlaka eğitimler verilmesi gerekecek. Ayrıca kullanılan uygulamalar üzerinde veri, entegrasyon ve arayüzlerde ciddi değişiklikler söz konusu olacaktır. Bu uygulamalarda ödeme, mutabakat, raporlama sistemleri diyebiliriz. Yine bu işlemlerle ilgili entegre olacak dış sistemler, hani örnek vermek gerekirse AML konusu biliyorsunuz çok gündemde ve ödeme sistemleriyle mutlaka bir bütün olarak beraber entegre çalışan bir sistem olarak bakmamız gerekiyor. Bunun dışında da tüm bu sistemlerin arasındaki entegrasyon noktalarında ciddi değişiklikler olacaktır. Bu da bankalar için aslında çok ciddi bir iş yükü olduğunu söyleyebiliriz. Peki mevcutta 15.022 varken neden 20.022 sistemine geçilmesi gerekiyor? İsterseniz burada neyin değiştiğine slide üzerinden de biraz bakabiliriz. Eski format her ne kadar hani uzun zamandır kullanılan ve oturmuş bir dil olsa da yeterli değil. Mutlaka bunun kısıtları var. Bu kısıtlar da farklı sıkıntıların olmasına sebep oluyor esasında. Her şeyden önce kolay ve net anlaşılabilir bir yapıda değil eski standartlar. Yeni format ise her detayın nerede geçtiği belli bir içerik barındırıyor. Eski format düz metin içerisinde alan kodları var ve bu alanlarla ilgili değerler barındırıyor. Burada yani esnek olmayan bir yapı esasında barındırıyor. Ancak yeni formatta yazılım standardında da çok kullanılan, birçok projede kullanılan XML standardında her şeyin ne olduğu net olarak belirtilmiş, açık bir şekilde iletişim sağlanıyor. Eskisinde mesaj uzunlukları anlamında da değinecek olursak, hem alan uzunluklarında limitler yeterli değil eskisinde. Eski mesajlarda mesela 10.000 karakter sınırı var. Yeni mesajlarda karakter sınırı 100.000'e kadar çıkıyor. Alanlarda farklı kısıtlamalar var. Örnek vermek gerekirse her mesajda bir referans alanı vardır. Referans alanı eskilerinde 16 karakterle sınırlıyken yeni mesaj standartında 35 karakter. Çok daha geniş, bonkör davranılmış diyebiliriz. Bunun dışında MT formatında tek bir alanda farklı bilgiler bulunabiliyor. Örnek vermek gerekirse alıcı gönderici bilgileri, adres bilgileri tek bir alana yazılıyor ve bu da karışıklığa sebep olabiliyor. Yeni formatta bu alanlar gönderici alıcı ayrı alanlar, adres dediğimiz kısım tamamen sokak ismi, ülke kodu, posta kodu gibi alanların hepsi ayrı ayrı alanlarda belirtilebiliyor. Aslında çok daha net ve temiz bir iletişim sağlanıyor. Ve son olarak da yeterli ve zengin bir içeriğe sahip olduğu için yeni yapı uçtan uca işlemlerde çok daha transparan, her şeyin net ve açık olduğu bir ortam sağlıyor diyebiliriz. Burada temiz ve yeterli bilgi dediğimiz zaman farklı konular da devreye giriyor esasında. Bana mesela AML ile ilgili sektörün en büyük sıkıntısı ne diye soracak olsanız, bu muhtemelen çok ayrı bir program yapmak gerekiyor bununla ilgili ama ben size ilk madde olarak bu bilgiyi veririm. Temiz ve yeterli bilgi olmaması. Temiz ve yeterli bilgi olmadığı zaman AML tarafında işler biraz zorlaşıyor. Çok fazla false pozitif oluşuyor. Çok fazla false pozitif oluştuğu zaman da çok fazla iş yükü, sürecin uzaması, işlerin yavaşlaması anlamına geliyor. Keza son günlerde çok popüler olan yapay zeka ve makine öğrenme. Burada da açıkçası durum benzer. Eğer elinizdeki veri kirliyse, yeterli veri yoksa, yapay zeka ve makine öğrenme konusunda da sistemi yeterince besleyemediğiniz için çıktığınız çok kaliteli olmaz. Ben ISO 20.022 geçişi sonrasında açıkçası bu alanlarda da çok ciddi gelişim bekliyorum. Teşekkür ederiz Tuncay. Bir sonraki sorumu da böylece yanıtlamış oldun. Otomasyon anlamında neleri etkileyebilir diye soracaktım ki son bölümde onları da yanıtlamış oldun. Ekrandaki tablolarla onu da çözdük. Şimdi aslında orada kısaca şunu da ifade edeyim isterseniz. Lütfen.
Lütfen. Otomasyon tarafında sistem artık çok daha formatlı olduğu için süreçleri banka içerisinde tamamen otomatik, yani tamamen demeyin tabii ki exceptionlar olacaktır ama otomatik hale getirebileceksiniz. Bankada buna genelde straight through process, STP denilen süreçler deniliyor. STP finans dünyası için çok önemli. Neden çok önemli? STP ne kadar fazla ise manuel hata oranı o kadar az olur, işlemler o kadar hızlı olur. Tabii burada şey akıllara gelmesin, yapay zeka ile ilgili de her zaman böyle şeyler vardır, çelişkiler vardır. Kullanıcı sayısı mı azaltılmak isteniyor? Hayır, kullanıcı sayısı azaltılmak istenmiyor. Tam tersi, kullanıcıların o değerli vakitlerini daha efektif kullanmak istiyoruz esasında. Bankaların da burada amaçlarının zaten bu olduğunu düşünüyorum. STP ne kadar fazlaysa sistem o kadar düzgün işleyecek, fabrika gibi. Kullanıcılar da o değerli vakitlerini daha farklı konulara ayırabilecekler. Evet, çok güzel. Şimdi öyle bir uzmanlık alanı ki sen de uzun yıllarını vermişsin bu konuya. Finexus da zaten dediğin gibi sektörün genç ama en tecrübeli şirketi. 20. senesine hazırlanıyor 2022'de. Şimdi sizler için bu konular böyle çok kolay geliyor olabilir ama bizi dinleyenler için böyle bir zorluklar yumağı. Ben şunu sormak istiyorum tam bu aşamada. Bu geçişi yönetmek için öneriniz nedir? Yani 2022'ye 3 sene boyunca bütün dünyada finansal kurumlar, bankalar geçecek. Herkes hummalı bir çalışmaya girecek. Sizin Finexus olarak bu geçişi yönetmek, daha iyi yönetmek, daha kolay yönetmek için önerilerinizi duyalım. Tabii. Geçiş periyodu 2022 Kasım ayında başlayacak. Burada 2025 Kasım ayına kadar bu işlem tamamlanmış olacak. Aslında Swift burada 3 senelik bir MT ve MX'in, yani eski sistem, mevcutta kullanılan sistem ve yeni sistemin beraber çalışacağı bir periyottan bahsediyor. 2025 sonrasında ise sadece yeni mesaj standardı kullanılacak. Ancak burada bir parantez açayım. Eski mesaj yapısı, yani 15.2022 tamamen kapanmıyor. Bu yeni mesaj yapısı sadece mevcuttaki kategorilerden, mesaj kategorilerinden 1, 2 ve 9 için geçerli. Diğer kategoriler eski sistemde çalışmaya devam edecek. Bu 1, 2, 9 da tamamen ödeme mesajları. Diğer mesajlar ne diye bakacak olursak onlar hazine, securities gibi farklı mesajlar. Burada çok çok ciddi bir plan çıkarmak lazım. Plan içerisinde mutlaka banka içerisinde ya da finansal kuruluş içerisinde hangi uygulamalar ve uygulamaların hangi komponentlerinde değişiklik yapılacağı çok detaylı bir şekilde analiz edilmesi lazım. 3 sene boyunca her iki mesaj yapısı da beraber kullanılacağı için burada nasıl bir yöntemle ilerleneceğine karar verilmesi lazım. Şunu kastediyorum. Siz tamamen yeni sisteme geçtim, eski sistemi tamamen kapattım derseniz size 3 sene boyunca eski standartta mesaj hala geliyor olabilir. O zaman bunu da cover etmek gerekiyor. Tabii ki bir noktada mutlaka bankayla çalışan uygulama sağlayıcıları, vendorlar vardır. Bunlarla da beraber koordine olmak gerekiyor. Biz bu çerçevede neler yaptık diye bahsedebilirim biraz. Planlarımıza bir sene önceden hazırladık aslında. Altyapı geliştirmelerin de büyük bölümünü tamamladık diyebilirim. Hem finansal mesajlaşma hem de AML uygulamalarımızda gerekli değişiklikleri yapıyoruz şu an. Büyük bir kısmını tamamladık dediğim gibi. Ayrıca bankalara geçişte kolaylık sağlayacak. Ekranda da gördüğümüz Paygate Converter uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu uygulama eski ve yeni yapı arasındaki dönüşümü belirlenen kurallar dahilinde otomatik olarak yapacak. Bu sayede bankalar geçişlerini daha rahat bir şekilde planlayabilecekler. İstedikleri takdirde bu geçişteki periyot içerisinde mesaj geçişlerini de fazlandırabilecekler. Evet, çok teşekkür ederiz. Yani Finexus'un Paygate çözümüyle bu devasa geçişi, zorlu geçişi nasıl yöneteceğinizi de sizden duymuş olduk. Son olarak ben tekrar bu sefer Gökçe'ye döneyim. Gökçe'ye de uluslararası ödemeler ekosisteminde fintechleri
nasıl entegre edeceğizi sormak istiyorum. Çünkü sonuçta biz şimdiye kadar hep böyle bankalar ve finans kurumları olarak konuştuk ama fintechler büyük bir sabırsızlıkla bu finans sektöründen pay almak istiyorlar. Biraz evvel de tablolarda gösterdiniz, dünyanın en büyük oyuncusu Swift'in yanında çok yeni genç oyuncuları gördüğümüz bir dünyada. Gerek yerel gerek küresel uluslararası ödeme sistemlerinde fintechler nasıl entegre olabilir? Bu zorlu network'e nasıl karışabilirler, katılabilirler? Onu da Gökçe senden dinleyelim. Tamam, ben yardımcı olmaya çalışayım bu soruyla. Çok güzel bir soru bu arada. Şöyle ki biliyorsunuz finansal ekosistemin yeni oyuncuları fintechler hedef kitlelerine çok kısa zamanda yeni nesil bankacılık fikriyle ulaştılar. Ve herkesin bildiği ve daha konvansiyonel olan bankacılık sistemini yeni oyuncuları olarak karşımıza çıktılar. Ancak tabii yani küresel ödemeler dediğimizde halen fintechlerin pazara giriş konusunda önlerinde birkaç büyük engel var. Bunlardan bir tanesi regülasyonlar diyebiliriz. Bir de bu regülasyonlara ve alt yapılara uymak için fintechler tarafında çıkacak maliyetler. Öncelikle Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde finansal regülasyonlar geleneksel ve altyapısı çok gelişmiş bankalar için geliştirilmiş maalesef. Ve fintechlere uyarlanması ve yasalaştırılması düşünülmesi gereken ve muhtemelen daha zaman alacak süreçler. Hani şimdi biraz başladık hem biz hem Avrupa hem Amerika ama daha biraz daha zaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü fintechler tarafında da dediğim gibi ödeme sistemlerine, standartlara ve her bir ülkenin farklı regülasyonlarına dahil olmak ve bu altyapıları sağlamak gerçekten çok maliyetli. Bu sebeple de zaten dünya genelindeki fintechleri incelediğimizde öncelikle olarak domestik ödeme araçları kullanıyorlar ya da dijital piyasaya yavaş yavaş çıkıyorlar. Tabii ki fintechleri küresel finansal ekosisteme daha hızlı entegre etmek ve tüm kanalları kullanmalarını sağlamak hem son tüketiciye verilecek servisin yeterliliği açısından hem de finansal ekonominin gelişimi adına çok çok önemli bir unsur. Bu da ancak zamanla ve de bu alandaki tüm oyuncuların yani bankaların, fintechlerin, denetçilerin, düzenleyicilerin ve tabii ki teknoloji şirketlerinin diyelim işbirliği yapmasıyla mümkün olabilecek gibi görünüyor. Çünkü ancak bu oyuncular bir araya gelip işbirliği yaparsa teknoloji ve bu konuya ilişkin derin uzmanlık, bankacılık, küresel ödemeler ve belki kara para oyun birleşebilir ve sürece en yüksek faydayı sağlayabilir diye düşünüyorum tüm oyuncular adına. Bunun sonucunda zaten oluşacak olumlu rekabetle birlikte diyelim, tüm ekonomiler, işletmeler, kullanıcılar ve benzeri tüm paydaşlar uzun vadede kazanacaktır diye düşünüyorum. Gökçe teşekkür ederiz. Enerjinizle ikiniz de beni fevkalade etkilediniz. Böylesine zorlu bir konuyu, hiç benim de uzmanı olmadığım bir konuyu sizden dinlemiş oldum. Bu arada sorulara bakıyorum ben. Ödeme sistemlerinden tecrübeli arkadaşlardan bir mesaj geliyor. Diyorlar ki ISO 20022 uluslararası ödemeler için kullanılacak ama kartlı ödemelerde ISO 8583 ve diğerlerinin yerini almayacak mı diye bir soru geliyor. Tuncay sanıyorum bu soruyu sen alırsın diye düşünüyorum. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim, aslında ISO 20022 sadece Swift'te kullanılacak diye bir durum yok. Target 2 mesela Gökçe'nin bahsettiği Avrupa'da kullanılan sistem içerisinde ISO 20022 formatı kullanılıyor. Bunun dışında farklı ülkelerde tamamen domestik ödemeler ISO 20022 üzerinden yapılıyor. Bölgedeki bizim müşterilerimizin de içinde bulunduğu ülkelerde işte Kuveyt'i söyleyebilirim, Bahreyn'i söyleyebilirim. Yine Dubai'de büyük ihtimalle bu şekilde bir geçiş yapılacak. Yapı tamamen ISO 20022. Aslında ISO 20022 dediğimiz yapı sadece Swift'e özel bir yapı değil, finansal bir standart. Sadece Swift bunun önderliğini yapıyor, gelişimini sağlıyor. Diğer sistemlerle ilgili örnek olarak kartlı sistem kredi kartları ile ilgili konuda
Bu tamamen orayı domine eden, pazara hakim olan birlikler, kurumlar, onlar esasında belirleyecek diyebiliriz. Ödemelerle ilgili mesela kart dediniz, aklıma şey geldi. Visa da mesela bu pazara giriyor. Sadece kredi kartı değil, artık ödemelerle ilgili, mesaj transferleriyle ilgili bir pazara giriyor esasında. Sonra da Mastercard aynı şekilde giriş yapacak. Ancak standart olarak ISO 20022'yi mi kullanırlar? Orasını çok bilemeyeceğim şu an. Evet, ben buradan şunu anlıyorum. Aslında ödemeler dünyasındaki bu büyük devrimde Swift uzun yıllar sürdürdüğü muhafazakarlığı bir kenara bırakıp öncülüğe soyunmuş ve 3 senelik bir takvimde 20.022 dünya genelinde zorunlu bir geçişe getirmiş. Ödeme sistemlerinde, kartlı ödeme sistemlerinde de uzun zamandır konuşulan bir konu ISO 20.022, ama senin de söylediğin üzere bunu gerek küresel gerekse yerel düzenleyicilerin, otoritelerin ya da kural koyan firmaların zaman belirlemesi lazım. Swift'te olduğu gibi. Dolayısıyla bugün küresel ödemeleri sadece uluslararası transferler olarak ele aldığımız bu konuşmayı muhtemelen önümüzdeki aylarda, günlerde diğer ödeme yöntemlerinde de konuşacağımız bir standart olarak ele alıyor olacağız. Sanıyorum başka soru yok. Genel yayın yönetmenimize de bakıyorum. Başka soru yok. Teşekkür ben ediyorum. Ben bir şeyden daha bahsedeyim isterseniz. Buyurun. Siz deyince aklıma geldi. Onu da belirtmekte fayda var. ISO 20022 standardı da yeni bir standart değil. Senelerdir olan bir standart. Yine ben işe başladıktan 1-2 sene sonra hep kulağıma şey geliyordu. 1-2 sene içerisinde XML standardına geçeceğiz. O zaman ISO 20022 olduğunu da bilmiyordum. Sürekli bu şekilde planlar yapılıyordu. Ancak sadece duyum oluyordu bunlar. Neden yapılamıyordu? Çünkü cidden, hani tekrar vurgulamak istiyorum, çok büyük bir geçiş. Çok büyük bir geçiş olduğu için Swift bunu muhtemelen planlayamadı bir türlü. Ancak en sonunda çok güzel bir çözüm buldu. 3 senelik geçiş periyodu. 3 senelik geçiş periyodunda herkesin hazır olacağını düşündüğü için ve artık kaçınılmaz olduğu için, çünkü gereksinimler artık eski sistem tarafından karşılanamıyor ve global ödemeler sürekli artıyor. Sürekli artınca o hacimle uğraşmak da çok mümkün olmamaya başladı. Artık keskin bir karar aldı ve 3 sene sonra kesinlikle ödemeler noktasında sadece geçiş yapılacak. Bu güncellemeleri sanırım Evet, genel yayın yönetmenimiz bir yandan gelen soruları bize aktarıyor. Biz de bizi izleyenlere, dinleyenlere hemen aktaralım. Her sene sık sık gelen güncellemeleri nasıl bir otomasyona bağlarız, hayatı kolaylaştırırız diye soruyor bir izleyicimiz. Önce bu soruyu yanıtlayalım, sonra ikinci bölümü soracağım ben. Tabii ki bu Swift standartları ile ilgili geçişlerden bahsediyorlar diye düşünüyorum. Bunun otomatik olsun kısmı biraz zor. Otomatik olsun olması için bir uygulama satın almak gerekiyor. Çünkü Swift tarafındaki komite, bankalar tarafından oluşturulan komite her sene bununla ilgili çalışmalar yapıp standartlarla ilgili, ihtiyaçlara binaen esasında standartlarla ilgili değişiklik yapıyor. Bu değişikliklerin de mutlaka sistemlere bir şekilde aktarılması gerekiyor. Şunu söyleyebilirim, biz Finexus olarak ne yaptık? Bununla ilgili Payment Hub ürünümüz, finansal mesajlaşma yönetim sistemimiz esasında bu standartları otomatik olarak her sene zaten sağlıyor. Bunun dışında bankacılık sistemi eğer kendileri geliştirmek istiyorsa biz bununla ilgili bir de kütüphane sağlıyoruz. Kütüphane de o standartların hepsini içinde barındırıyor. Bunun dışında ne yapılabilir? O standartlar neyse hepsinin analiz edilip, çalışılıp, geliştirilip arayüzlere ve entegrasyon noktalarına ciddi bir çalışmayla konulması gerekiyor. Başka bir yolu yok açıkçası.
için soruyor. Almanız, çok teşekkür ederim. Gerekiyor diyebiliriz evet. Aslında. Güzel değil mi? Paygate ürünleri alınırsa bu standartlara çok evet, kolay. Evet, bir nevi karşılanabilir. En kolay yolu. Evet, sizi seven bir müşterinizden geldi bence bu soru. Bence direkt de. Oraya adresli. Onda, evet, bir Finexus müşterisi. Şimdi efendim bir soru daha geldi ama bu soruyu ben cevaplayacağım. Benim ilgi ve sevgi alanıma giriyor. Diyor ki izleyicimiz, büyük oyuncular fintech girişimlerine ve kripto paralara ne kadar izin verecek diyor. Şimdi bu fintech aleminde her konuda sorulan sorulardan bir tanesi. Artık bence bu sorunun şeyi bitti, efsanesi bitti. Çünkü büyük oyuncu, küçük oyuncu diye bir şey kalmadı. Fintech ekosisteminde 3-5 senelik küçük genç oyuncular diyelim daha doğrusu, söke söke kendilerine yer edinmeyi başardılar. Bugün Swift'in yanı sıra konuştuğumuz TransferWise isimli bir girişimin yaşı 5-10 senelik var yok ama markasıyla 200 senelik Western Union'ın yanında akıllara kazınmış durumda. Dolayısıyla böyle büyük ve köklü oyuncuların yanında yeni genç oyuncuların fintech girişimlerinin yer bulamaması gibi bir sorunu bence çok geride bıraktık. Kripto paralar konusunu son bir haftanın 10 günün gelişmelerine bakarsanız dünyanın en değerli otomobil şirketinin kripto parayla otomobil satacağım demesi ve sermaye piyasası kuruluna gidip de ben kripto para yatırımı yaptım demesiyle bugün devrimci bir açıklama daha Mastercard tarafından geldi. Mastercard dedi ki ben de kullanıcılarımın arasında peer to peer kripto paralarla, dijital paralarla işlem yapılmasına yönelik adımları başlatıyorum dedi. Bu da günün bir diğer önemli haberiydi. Vallahi ben 30 seneyi aşkın zamandır çalıştığım finans ve teknoloji sektöründe bu kadar hızlı değişimin, bu kadar çok haberin aktığı bir döneme şahit olmamıştım. Bir sabah haberleri okumazsam öğleden sonraki bir konuşmamın artık eskimiş ve batıl bir konuşma olduğunu görüyorum. Böylesine büyük değişim yaşadığımız bir dönem. Dolayısıyla artık kimseye izin vermiyor diyelim izleyicimize. İzinler ya da efendim haklar söke söke alınıyor. Şu anda gayet demokratikleşmiş durumda tüm altyapılar ve küresel ödemeler de bunlardan bir tanesi. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerle sohbet gayet güzeldi. Aklınızda kalan, bunu söylemedim dediğiniz en ufak bir şey var mıdır diye önce sevgili Gökçe'ye döneyim, sonra da Tuncay'a soralım. Şu an için aklıma gelmiyor. Çok keyifli bir yayındı. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz Soner Bey. Evet Tuncay, sende var mı bir şey? Şurada bir şeyi unuttum. Bunu da eklemek lazım. Bizi dinleyenler bunu da hatırlasın. Ben şöyle o zaman kapatayım. Fintech'lerle ilgili söyleyeyim. Ben burada hani bir benzetme yapabilirim. Bankaları ben devasa fabrikalara benzetiyorum esasında. Fintech'leri de daha spesifik üretim yapan yerlere benzetiyorum. Bu sebepten dolayı fintech'ler çok esnek olabiliyorlar. Çok esnek hareket edebiliyorlar, çok hızlı değişim yapabiliyorlar. Ancak bankalarda bu çok mümkün olmuyor. Örneği biraz daha detaylandırırsak şöyle diyebilirim. Uçak üretimi ve drone üretimi. Yani uçak üretimi çok ciddi bir iştir. Çok uzun sürer. Çok ciddi analizler yapılması gerekir. Ve orada ciddi regülasyonlar vardır. Ancak drone tarafına bakarsak çok hızlı gelişiyor. Basit mi? Değil. Neden basit değil? Çünkü hani drone dediğinizde kimisi oyuncak olarak düşünür. Ama taşımacılıkta kullanılmaya başlandı. Hatta şu an savunma sanayinde çok konuşuluyor biliyorsunuz. Bunlar da drone esasında diyebiliriz. Ve pazara çok hızlı bir şekilde bu şekilde oyuncular girebiliyor. Bankalar gibi değil. Fintech'ler sizin de belirttiğiniz gibi çok hızlı. İki kişi bir startup kuruyor, fintech oluyor, çalışmalar yapıyor, bir anda patlayabiliyor. Regülasyonlardan bahsetmiştik. Regülasyonlar noktasında da hani bankalarda çok ciddi regülasyonlar var. Fintech'lerde ise regüle edilmeye çalışıyor, artık yavaş yavaş başlanıyor. Orada bir açık nokta var diyebiliriz.
Ancak bu konuda da yavaş yavaş çalışmalar başladı. Aynı drone örneğinde olduğu gibi aslında drone aldığınızda eskiden istediğiniz gibi kullanabilirdiniz. Sonra birileri durun ya dediler. Bunda kamera var. Yasaklı bölgeler var. Uçakları engel ediyorlar. Mesafe koyalım. Hatta pilotluk sertifikası getirdiler. Ben de geçen aldım İHA ile ilgili. Şunu söyleyebilirim. Önümüzdeki 5 sene boyunca trend olacak konumuz bu finansal, global finansal mesajlaşma dünyasında ISO 20.022 geçişidir. Buna da yine uçaklarla ilgili örnekle bağlayayım. Ben birini mevcut sistemi F-16 gibi görüyorum. Yenisini de F-35 gibi görüyorum. Ama burada bir fark var tabii. ISO 20.022 herkes geçmek zorunda. Seçenek yok. Ya o zaman ben de şimdi şu ISO ile ilgili bir şey söyleyeyim ve öyle kapayalım madem. Şöyle söyleyeyim. Tuncay'ın da söylediği gibi ISO 20.022 çok yeni bir sistem değil. Buna hazırlık ve uyum süreci 15 yıl sürdü. Ve ISO standardının hedefinin önemi de aslında COVID-19 salgınıyla birlikte elektronik ödemelerin artması adına çok büyük bir gelişme olduğu anlamda aslında böyle söyleyebilirim. Ve şimdi artık yeni dönemde ortak bir standardı için baskı tüm finansal ekosistemde zaten artacaktır. Ve ISO 20.022 bankacılık ödemeler ve daha geniş fintech alanındaki tüm gelişmelerde de küresel ödemelerdeki kolaylıkları artırmak adına hem özel hem de kamu sektörde ortak bir öneme sahip olacak diye düşünüyorum önümüzdeki yıllarda. Diyerek bunu da tamamlayalım. Ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Finans sektörünün en büyük tutarlı işlemlerinin hacimlerinin geçtiği 1851'de bir telgraf mesajıyla başlayan küresel ödemelerde önümüzdeki 3 yılda bizi bekleyen büyük bir değişimi ve fintechler için de ümit verici fırsatları çok güzel özetlediniz. Büyük kurumlar için yapılabilecek atılacak adımlar ve kolaylaştırıcı çözümleri anlattınız. Ve bu zorlu konuyu hepimiz için daha anlaşılabilir verilerle, analizlerle, görsellerle çok kolaylaştırır hale getirdiniz. Her ikinize de çok teşekkür ederim. Demiştim başta, genç ve bilgili iki konuğum var diye. Sevgili Gökçe Gence ve Tuncay Çoruh'a çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere ayrılmadan önce ekranda şu görselle veda edelim. Diyelim ki bugün konuşmadığımız ya da sizlerin merak ettiği başka sorular olursa işte Finexus ekibinin iletişim adresleri burada sizler için. Sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyoruz. Memnuniyetinizi, dostlarınıza eleştirilerinizi ve beklentilerinizi Fintech İstanbul'a iletin diyoruz. Fintech İstanbul, İstanbul stüdyolarından herkese iyi bir öğleden sonra diliyorum. Hoşça kalın efendim. Çok teşekkürler. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.